Bu kadro Milan efsanelerini birleştirip yaptığımız bir kadro kral. Boogie Esports. Böyle bir şey geleceği belliydi. Meta'nın metası. Espor. Bence de espor bu. Ona atmadım biliyor musun? Crespo'ya attım. Güzel. Aa! O ne ya? Ah be, bu sefer kaleciyi tersi götürür zannettim. Orada görüyordum kaleci oynattığını. Kaleci bayağı oynadı orada. Kaleci bayağı oynadı. Tersi vuramazdım orada. Açım da yoktu galiba. Güzel. Güzel güzel. Tutamıyorsun. İşte Footbird'de Mbappé'nin farkı orada. Adam iyi oyuncu. Kulağım kaşındı ya. Bir yerde patlayacaksın zaten böyle rakibe karşı. Çünkü yok yani. İyi oynuyor. Biz de kötü oynamıyoruz kadromuza göre İşte onu atacak. Pasa bastım algılamadı ya. Cık. GG. Adam proydu zaten belliydi. Oynayışından belliydi zaten. Birkaç tane şut kaçırdım ama iyi oynadı. Bence bayağı zorladık. Herifi kızdırdık. Şunu yaptıysa bir herif. Oynatmadık zaten herif. Yani kimse yanlış anlamasın da bence gayet iyi oynadık yani. Öyle domine edilmedik yani. Belki pozisyonda domine edecekti. Abi adamda Prime Ulit var. Prime Vieira var. Biz yani bence gayet çok iyi oynadık bence. Bu ne abi? Boyama season. Neymar, yemin ediyorum seni o kadar çok özledim ki anlatamam. Hadi Rijkaard. Yes! Şans anı. Alırım ama. Rijkaard'ın da şutu bozukluymuş lan. Solak değil mi Rijkaard normalde? Sağlık mı solak mı hatırlayamadım. Bye bye. Eski günlerden bebeğim, eski günlerden. Tertemiz. Temiz. Eski günler. 0 öndeyiz değil mi? Oğlum Nesta'yı ben... Beyler. Şimdi şu an kazanıyoruz diye demiyorum. Cidden beğendim. Şaka yapmıyorum. Aşırı, aşırı iyi yani. Tackle'ları falan çok sağlam. Tabii ki iyi bir rakip geldiği zaman benim gibi böyle kanatları kullanan biri geldiği zaman o zamanlarda hani bekimiz çıktığı zaman falan sıkıntı olacaktır. Fakat genel olarak baktığın zaman iyi değil mi oğlum? Siz izlediniz yani. İzleyenler, dünden beri izleyenler varsa aralıksız. Maçlar çok kanser ama kazanmayı başardık. Bak terime bak, terime bak. Anlaşılıyor mu? Komutları yeni mi gördün? Player Jason. Meta. Bu da meta. Senin orada o kadar dripling yap. Adama ekart etmeye çalış. O kadar rahat geliyor ki. Çok rahat. Ya tutamıyorum. Çok rahat geliyor. Çıkaramıyoruz topu abi ayağımızdan. Herifler çok çok iyi baskı yapıyorlar. Yani Crespo'yla zor oluyor. Bu tarz rakipleri yenmek zor. Çıkaracağım. Çıkarmak zorundayım. Olmuyor. Tek şans. Tek şansım bu adam. Başka türlü yenemeyiz çünkü. Ben biliyorum kendimi. Bir şeyler yaratmak istiyorsak, topu ileride tutmak istiyorsak, top ayağımıza geldiği zaman bomba olmaması lazım. Crespo'da şu an bomba. Anlatamam ya, iyi yani. Hadi. Şans anı ama umurumda değil. Comeback season, hadi.
Yanlış şuşa bastım. GG'yim. İyi oyuncuydu. Bayağı iyi oyuncuydu. GG'yim. Çok iyi oyuncuydu. İki tarafa da gidebilirdim maç zaten. Çok iyiydi. Diyecek bir şey yok. İyi oyuncuydu. Böyle bir şey olacak zaten anca. Ne yapayım abi? Ben yüzde yüzüm verdim emin olabilirsin. Hiçbir zaman pişip yaptım hiçbir hatadan, savunmadan. Son anda yanlış aşağı yaptım da. Adam iyiydi abi. Bugün oynadığım en iyi oyuncu oydu. Bence e-spor oyuncusundan daha iyiydi. Evet, rakibimizin kadrosu. Güzel. Sağ bekte Sancho mu vardı? Şevşenko. Güzel. Üçgeni kurduk orada. Dik üçgen. Dik üçgen mi? Öyle bir şey yaptık. Aferin Ronaldo. Uf, Şevşenko çok güzel pas attı. Aferin Ronaldinho. Oğlum Atal. Çok kötü bir kart bana soracak olursan ya. Güzel pas. Çok güzel pas attı. Bak yine aynı bok olacak. O yüzden şans vermeyin herife. Pirlo. Aferin. Güzel gol. Aa niye öyle şey oluyor gol olduktan sonra? Çirkin oluyor. Üf. Bezüke bebeğim bezüke. Ver bas spinle. Güzel. Ver bas spinle şey. GG. 5-2. Bu maçı rahat kazandık. 70 milyon akıllarda tek soru. 16'ya 2 olduk ya. Yarına 17. geçiş maçını bugünden mi oynasak acaba? 16'ya 2 kapatıyoruz. Gayet iyiydi bugün bence. Yenildiğim iki adam da. İkinci maç birazcık talihsiz oldu. Ama ilk maçta gerçekten aslında onda da iyi oynadım. İki kaybettiğim iki maçta da gerçekten domine edilmedim. İyi oynadık. Kadrom bu kadroya göre çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. İkinci maçı kazanabilirdik. İlk maçı kazanmamda gereken şey Crespo'nun gol atmasıydı ama rakip iyi kaleci oynattı. Saygı duydum ona ama ikinci maçta şu arkadaşın plaset istatistiği kaçmış? 85. Ya onunla bilmiyorum. O biraz daha iyi olsaydı daha kazanabilirdik maçı. Neyse. İzleyen herkese çok teşekkür ederim beyler. Evet, şimdi şey paketini açacağız. Bu yeni gelen birkaç tane SPC geldi aslında. Moments Garanti. Bunu yaptım ben zaten. Sadece basması kaldı. Bu şekilde klişe oynamayacak zaten ne yazık ki. Basabiliriz. Çok pahalıya gelmedi. Tek istediğim bir adam var. Hazard. Ramos gelirse Quicksal ya da bir SPC'ye basarız. Başka kim var? Alexandro gelebilir. Evet, basıyorum. 3, 2, 1. Hadi bakalım. Hazard. Hadi oğlum Hazard. Lütfen. Tamam. Bakmayacağım. Sürpriz olsun. Hadi oğlum. Hadi Hazard ya. Tek bir adam istiyorum ya. Böyle tek bir adam istediği zaman çok zor geliyor. Yok yani. Gelme olasılığı yok. Oo, bayağı iyi geldi. Bana soracak olursan bayağı iyi. Win bence. Win. Bence bayağı iyi. Ya kullanmayız belki ama. Belki kullanmayız ama yine de. Güzel geldin. İyi geldin. Kadroda bir değişiklik yapacağız. Şimdi diyeceksin ki nasıl bir değişiklik yapacağız? Bu adamı çıkarıyoruz. Yetersiz de. Çok yetersiz de. Onun yerine birazcık daha hani fena olmayan bir kart ekleyeceğim. Momus Ronaldinho'yu ekleyeceğiz. Ona şans vereceğiz. 4-2-3-1'de cam oynayacak. Ronaldinho hangi kimya kartını basacağız? Ona bir bakmam lazım. Footbin'den yardım alalım. 700 Goretzka 760 kaldı mı? Hayır canım. Evet, ilk maçımıza geçiyoruz. Günün ilk maçı La Megi. Kante. Ndombele. Güzel bir kadro. Ronaldo'su da var. Güzel kadro. Yes! İyi başladık. İyi başladık. Hadi! Kobemir. Gol. Player switch yapana kadar ben. Çok hızlı. Player switch yapamadım orada. Nesta mıydık? Maldini miydik? O önemli. Maldini isek Nesta'yım. Tamam okey. Tamam. O zaman normal. Oradaki Nesta değil miydi o pozisyondaki? Eğer o pozisyondaki Nesta değilse vahim. Baya kötü savunma yapıyoruz bugün yani. Bugün maç kazanamayabiliriz. İyi rakiplere karşı. Gördüğünüz üzere. Tam da lafı ağzımdan. Kendi lafı adam ağzımdan aldı.
GG. Adam çok iyiydi. Yapacak bir şey yok. Adam iyiydi. Yani elimden geleni yaptım. İlk yarıdaki dominasyonu görüyorsun. İlk yarı dominasyonu görüyorsun. Gıkım çıkmıyor zaten kaçırdım diye. Çünkü benim elimde olan bir şey yok yani. Ben %100'ümü veriyorum. Ben emin ol %100'ümü veriyorum ama o adam orada kaçırdığı zaman olmuyor, anladın mı? Güzel kadro. Meta yine. Klasik. Yemin ediyorum scoop turn yapıp yakın direği vurmayı çok özledim. Eksikliğini arıyorum. Güzel. Bitir. Bunu atamıyorsa zaten. Heh. Bunu atamıyorsa Ronaldinho, bu işte bir sıkıntı vardır. Bitir Ronaldinho. Aferin. Temiz. Temiz. Baskıyı böyle, baskıda hata yapmazsak abi bu adamı yenebiliriz hadi. Yani şey yaparız. Galibiyetimizi koruyabiliriz. Yani kazara dünkü gibi gördünüz siz de. Adamlar 2-0'dan 2-2 yapıyorlardı. Evet. 90+6'da maç anca bitti. İlk maçı kaybetmeseydik çok daha güzel olacaktı. Birazcık daha motive olacaktık. Aslında motivasyon düşmedi. Gayet iyiyim. Herhangi bir... Geçen maçta da aslında şey olmadım. Ben elimden geleni yaptım ya. Ben bırakmıyorum. Cidden her maçı %100'ümü vererek oynuyorum. Ama top girmediği zaman... kartlar biraz yetersiz olduğu için girmediği zaman... Benim elimde olmayan sebepler. Birazcık daha safe oynayabilir miyiz? Daha böyle şey şutlar çekebilir miyiz? Çekebiliriz ama Neymar'la oynamaya çok alıştım. Scoop turn yapıp yakın direğe abanmaya. Base skill'le adamla oynamaya forvette. O yüzden sıkıntı çekiyorum. Yoksa forvette başka biri olsa yemin ediyorum böyle daha böyle temiz oynayabiliriz. Ama elimden geldiğince devam edeceğim. Satayım mı sana? Satarım bak ha. Satayım mı sana? PG'lere. PG'yi kim var sende? Nasıl? Ya değil mi? Pro United, Jorginho, Neymar mı? Aa orada Neymar var. Kadro böyle bir gidiyor geliyor ama güzel kim? Güzel değişik adamlar var görmediğimiz. Güzel kadro. Güzel. Temiz. Yakın direğe Ronaldinho. Yes. Son anda çıkardı ayağından. Quick geliyor. Quick geliyor. Güzel. Kaç olduk? 18 olduk. Bu rakip çok bir şey değildi aslında. Ve Ronaldinho'nun kiralık kaç? 4 maçı kaldı galiba. Kötü oldu bu.